herhalde. Neredesiniz diye çok meraklıydım. Bir gözüm aradı sizi, bir gözüm aradı. Geri Serra'yla buluştuk. Geliyoruz, hatta bizi bekle. Adamın çocukluğu. Çek burada başla. Olaylara bak. Bak. Şaka madde. Evet. Olaylar tamamı şaka. Ha, sen de varsın işin içinde. Sevgili Ata Demirer'e şaka yapmak için Bozcaada'ya geldik. İşbirlikçimiz Serra Yılmaz, Ata'yı telefonla arayarak açtığı resim sergisine davet etti. Bu sefer gerçekten çok heyecanlanıyorum çünkü şakanın içinde oynuyorum. Ben de geldim. Sahtekarlıktan öleceğiz. Ne diyorsun? Evet. Bir kere ben yaklaşık diyorum Serra. Bir 15-20 dakika sonra geleyim. Tabii. Sen ne acayip bir insansın ya. Bu resimler. Ben bunu beğendim. En France'da doğru bir tipsin sana. Resimlerimiz, her şeyimiz hazır. Şunu bir kere koymayalım. Benim favorim bu. Süper. Sicilya'nın mafya ilişkileri. Ben almış olayım sergide. 5700 dolar. Veriyorum ve alıyorum. Evet, tam 12 tablomuz gayet evlilik. Muhabirsin. Güzel güzel sorular soruyorsun. İşte nasıl buldunuz resim? Atanın bu arada resim merakı vardır. Bunun üzerine gidebilirsin. Bu hafta Bozcaada'dayız. Serra'nın hatırası ve imzası var üzerinde, o yüzden. Kaç tane alırım diyorsun? Birkaç tane. Bahadır, senin rolünü son anda kendin yarattın gibi bir şey. Göreceğiz bakalım ne olacağını. Ben de merak ediyorum. Merakla bekliyoruz. Düşünüyorum, bir şey tasarladım. Yani bak, sana güveniyorum. Ağzımcım, hoş geldin. İşte Adalı ünlülerimiz bizi bu şakamızda destekliyorlar ve yardımcı oyuncularımız aynı zamanda. Ne haber? Ne haber? İyiyim, yoksa? İyiydi ben. Sürpriz oldu benim için. Sen de benden bir süre sonra geliyorsun. Tamam. Evet, Fransız oyuncumuz. Fransız oyuncumuz. Evet. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merhaba. Une des comédiennes qui jouait dans le film qu'on a fait ici. Un petit peu renseigné quand même avant de venir. Biraz bilgi aldım diyor gelmeden önce. Arkadaşlar, finalimiz çok önemli. Finalde Serra bizden diyecek ki Demet Ata, benim sevdiğim dostlarım, bana bir poz verin. Sizin burada canlı canlı çok kısa bir çiziktireceğim. Bir resminizi yapacağım. Batırmış buraları çok.
ben bozdum. Bizim tabii ki daha önceden yaptığımız bir resim ve Firuzan Hüseyin Badem resmi. Ve Firuzan'ın ağzından bir baloncuk var, onun içine de şaka yaptık, yazdık. Beğendin mi şakamızı Marti? Şaka yaptılar galiba Marti. Allah cezası vermesin. Bence var ya çok süper olur ve algılaması da biraz zor olabilir. Ben, şakanın olduğunu bile anlamıyorum. Çünkü tuhaf bir durum yani. Öyle bir prodüksiyon var ki burada. Şaka içinde şaka yani, ben bile aslında bunların hepsi şakayı nasıl izah edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Yetenek diye buna derim ya. Serracığım kolay gelsin, kolay gelsin. Hadi. Ben de gidip üstümü değişiyorum. Hadi ben de yerime geçeyim. Hadi. Kolay gelsin. Şimdilik kolay. Arkadaşlar, otelin önüne yaklaşan taksiden ata çıkabilir. Çünkü taksiyle geleceğine dair istihbarat almıştık. Hazır olun. Evet, doğru tahmin. Atacığım geldi. Alarm durumu. Herkes yerlerine, ata içeri girmek üzere arkadaşlar. Yok, dur. Geldi. Adalı insan tabii ne de olsa. Parmak arası terliklerini giymiş gelmiş. Ne olacak? Ada hayatı tabii. Ne bilsin? Vallahi bir kapıdan girdi, öbür kapıdan çıkacak hadi. Neyi? Serra, atayı karşıla. Durduramayacağız yoksa. Arka taraf bahçe çünkü. Merhaba, bonjour. Fransız arkadaşımızı bir tanıştır Serracığım. Fransız kültür ateşesi. herhalde yeni mi geçmiş? Evet, sana sürpriz yaptım de Serra. Senden gizledim de. Sürpriz. Sürpriz ama. Değil mi ama? Evet. Azıcık serginin içeriğinden bahset Serracığım. Şimdi bu Fransız Türk Dostluk Derneği benden bir proje istemişti. Ve Şubat ayından itibaren Luca'yla da biraz çalışaraktan şekerim oturdum, resim yaptım. Bu resimler şimdi sen yaptın diyorlar. Burs vermek sen üzere bir takım ihtiyaç durumunda olan çocuklar için satışa çıktı. Çeşitli yerleri de dolaşıyor. Bak şimdi anlar da resimden yalnız ha. Amatör ruhla yaptım de Serra. Son derece amatör ama beni sevdikleri için. Amatör ruhlu olarak yapılmış olsa da. Çok ince bir insandır, kibardır bak. Resimlere bakarken bile yüzünde hep bir gülümseme. Kötü bir şey söylemeyecek bence ama. Ne benziyor diyor ata. Bir güldü yani. Var daha gelecek olanlar, seni önden çağırdım. Evet. Bayağı bir organizasyon. Çocuklar yararlı. Evet, evet. Ben bunu beğendim. Beğendin mi? Bak vallahi Serra kırılmasın diye söylüyorsun ata. Bir de bunu beğendim. Evet, onu da beğendi. İnanamıyorum. Serra, resmin hikayesini anlatsana Serra. Hani bir şey uydurmuştuk ya. Söyle adını. Anlatsana o resmin hani hikayesini. Hani geçen gün ölüm yıl dönümüydü. Yani tamamen sırf onu düşünerek yapmadım ama bu Falcone vardı ya hani ünlü. Bıyıklı sahibi. Melek. Temiz Eller Savcısı hani otobanla birlikte karısı da yargıç uçurdular. Bu biraz Sicilya hikayesi olarak yani. Ya nasıl uyduruyorsun sen? Ölenlere atfen gibi bir şey. Ata sakallarını karışıyor, düşüncelere daldı iyice. Resim mi seçiyor, ne yapıyor artık bilemiyorum ben. Hani bir tane alması gerekirse acaba hangisini alsın? Bu benim Mehmet Turgut bir çılgın Türkler sayısı yapmıştı. Orada böyle bir saç yapmıştık. O fotoğrafa atfen yaptık onu. Savcıyı da uyuşsun. Savcıyı. Tamam. Savcıyı tamam. Çocuklar ilgilenirler onunla. Savcıyı beğendi. Evet. Savcıyı tabii beğendi. Evet. Sattık resmi Atay'a arkadaşlar. Herkese benden çay. Ben de artık yavaş yavaş geliyorum. Sen biraz oyala Atay'ı. Arka bahçeye falan çıkmasın. Asla. Daha sakin ortalık misin diye. Hazır olun, geliyorum ben. Ay çok heyecanlıyım. İlk defa ben oynayacağım şakada. Bakalım ne olacak. Masadan da beni kendim yönetirim. Ne yapayım?
Canım. Hoş geldin. Ama gelmeme ne diyorsun? Harikulade diyorum. Evet, nasıl? Bence. Ay, hangileri senin? Hepsi benim. Şahane. Hepsi benim. Ay vallahi. Ata falan gelmedi mi? Ata geldi, dışarıda kahve içiyor. Bir tane beğendi bile. Söylemedim Ata'ya geldiğimi. Ben de söylemedim değil mi? Söylemedim. Ay, sana başka iyi. Bir sürprizim daha vardı. Sürprizim geldi diye haber ver bari. Tabii, hemen verelim. Gelsin neredeyse. Gel bak kim geldi desene içeri dışarı. Gel bak kim geldi diyeyim. Gel bak kim geldi. Sahtekarlıktan öleceğiz. Öleceğiz. Yatacak yerimiz yok. Sahtekarlık diz boyu. Geliyor mu? Sürpriz. Ben de geldim. Ay çok bağırıyorum. Pardon, özür dilerim. Ya. Dedim ki... Oralardayım. Sakın söyleme Ata'ya geleceğimi dedim. Çünkü Çanakkale'de çekim yapıyorum. Tekne tutup geldim buraya biraz önce. Evet. Evet. Nasıl? Ne haber? Ne çekim yapıyorsunuz? Reklam çekiyoruz. Bir böyle bir kısa bir şey. Böyle bir şeylik. Çete buluştu. Bizi bir çeksene çete ya. Çete buluştu. Ay bu sergi olaylarında da ben böyle birazcık bir sessiz olayım ama tutamadım kendimi. Ay niye sessiz olacaksın canım? Neyse yabancı kimse yok fazla. Sessiz yani. Olmayı gerektirecek bir durum. Ressamlık nereden çıktı hayatım? Ya öyle işte. Nasıl? Aldım. Vallahi mi aldın? Bravo, tebrik ediyorum. Ay ben de kendime bir şey beğeneyim. Bak şu yeşili beğendim, onu da sen al. Bu yeşili mi? Yeşil. Bunların hepsini bir şey düşünerek yapmıştır. Bu Vallolisho. Bu Emilia Romanya bölgesinde mesela eski bana çok versiyonları bu. Yaparlar. Bu bak ondan. Kendimi şuna benzettim. Şu bir büyük ağız, kalın kaş. Bunu ben alıyorum. Bunu bana lütfen. Bravo. Tabii ki. Benim gözüm onda kalmıştı zaten. Kalmış mıydı? Tamam. Bunu en azından. Aa, burada Serra sen varsın. Kendim varım. Mehmet Turgut'un çektiği fotoğraftan yaptım. Evet, bu saçı hatırlıyorum ben. Tabii ki. O Hayko ile birlikte olan Çılgın Türkler şakacısın, serisi. Şakacısın. Bu çığlık mı? Bu ilk yaptığım. Çığlık mı bu? Aynen. Bu çığlık. Gerçekten çığlık. Evet. Bunu görünce. Görünce. Ay. Burada seyirciye çığlık atıyor. Peki, bir dakika bu ne yararınaydı? Ya bu bir çocuklara burs vermek için. Bu Türk-Fransız Derneği'nin organizasyonu. Fransızlardan kimse var mı? Var var var. Kültür ateşesi var. Tanıştırayım. Bonjour madame. Merhaba. Une des comédiennes qui jouait dans le film qu'on a fait ici. Je me suis un petit peu renseigné quand même avant de venir. Biraz bilgi aldım diyor gelmeden önce. Evet. Çok güzel. Vallahi Serra devam et sen bu işe. Semiha Berksu olma yolunda ilerliyorum ya. Gerçekten tebrik ediyorum. Hadi gel kahve içelim. Madem aldın. Kahve mi? İçelim gel. Ata Bey, Serra Hanım bir kısa bir röportaj alabilir miyiz acaba? Çıkmadan tamam hemen, alalım tabii. Siz de buyurun. Galeri Art TV'den herkese merhaba. Bu hafta Bozcaada'dayız. Serra Yılmaz'ın ilk resim sergisindeyiz. Efendim önce tebrikler. Çok hepsi ben. Şahaneler. Neler söyleyeceksiniz? Nereden başladı bu resim serüveni? Vallahi şöyle söyleyeyim. Bu bir hayır işi. Dolayısıyla böyle bir deneme olarak yaptım. Hani ressam olduğumu iddia etmiyorum tabii ki. Bizim de kaç tane internasyonel oyuncumuz var ki zaten. İşte buyurun amca yapsa yapsın. Serra Yılmaz yapar bunu yani. Süpermiş. Yani devam edecek mi efendim Fransa'da, İstanbul'da sergiler? Gezecek. Sergi gezmeye devam edecek. Yolda evet. Yapacağım o zaman. Hepsi sattım zaten. Ben yolda sürekli devam edeceğim. Resme olan ilginizi biliyoruz sizin de. Yakın dostunuzun resimleri için bize neler söylersiniz? Dostlarıma ilgim de resimlerden çok çok fazla. Öncelikle benim için çok büyük bir sürpriz yani. Bizi resim sanatının benim hiçbir şekilde geliyorsun. Haberim yoktu evet. Gelineceğinden buraya. Hele Demet abla falan olacak şey değil yani. Bir an Serra Yılmaz'ın cinliğiyle böyle bir araya geldik. Çok şahane bir sürpriz. Bir tane mi satın aldın? Evet. Böyle olması evet. Lazım. Evet. Evet. Tabii yani hem çocuklar yararına hem de Serra'nın hatırası ve imzası var üzerinde. O yüzden... Kaç tane alırım diyorsunuz? Birkaç tane. Bakıyoruz. Çocuklar yararına. Ama bence bu işte bir iş var. Yani bizi resim sanatı bugün belki buluşturdu ama biz çok özlemişiz bir arada olmayı. Belki tekrar bir sürprizimiz olur seyircilerimize.
Zincirler olanı anladım. Şimdi ufak bir performans var. Hadi ondan canım. Vallahi tabii. Şahane. Tabii. Hem resim hem dans. Ay çok iyi ya. Muhteşem güzelliğinde de var lan. Kız böyle resim yapıyor. Değişik şeyleri de. Ben Türk değildir çocuk. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Je vais faire tout le métier. Artimi va forcer. Elle est. Ah, que j'ai. Attends, rezil olduk. Rezil olduk. Şimdi. Tout à fait. Ama sonunu kaçırdın ya. Güzel mi? Sonunu kaçırdın ya. Sonunda yüzünü de boyayıp ayağıyla birlikte bütünleştirdi yüzünü. Çok acayip. Çok acayip. Ne haber? İyi ben. Ya ben hiç bilmiyordum senin böyle. Bu yeni gerçekten hiç kimse bilmiyordu. Resim yaptığını bir sürpriz oldu benim için. Evet. Herkese gerçekten sürpriz yaptı. Yalnız çok güzel resimlere. Yani oraya baktım. Bunlar ne? Bunlar da Serra'nın. Bunlar da Serra'nın. Vallahi. Yalnız bak şu birkaç tane resim var ki orada da var. Böyle enerjisi başka yüksek bir resim. Sen enerjiyi birazdan bir arada göreceksin. Ne oldu ki? Orada bir gösteri vardı ki. Muhteşem güzel. Sorrento yanında halt etmiş. Çok fenaydı yani. Bugünün hatırasına sizin ikinizi yapacağım. Hadi canım. Tabii. Kesin. Oturacak mıyız yani şimdi orada? Bozmayacaklar. Evet evet. Ben ikinizi yapayım. Yok. Ata sen sağa otur, Demet sola. Malzemeleri de alayım. Sana göre sağ mı? Evet evet, sen öyle. Demet benim soluma. Hep batırmış buralara çok. Durmadı mı çocuk, durmadı. Kızım konuştu. Ay ay, battı orada, battı. Onun avlusunda böyle bir görüntü. Olsa nasıl olur gibisine bir gitti kafam. Sinirlen bozdu. Durmadı bu çocuk, durmadı. En sevdiğim. Sen yani de görünmeyen tuvalimi merhaba yapacaksın. Bu da mı bir şey? Teşekkür olur ederim, sağ olun. Görünmeyen bir tuval yapacak, o da şov. Evet, şov. Ben boşlukta yaparmışım. Bu son derece soyut bir resim oluyor. Yani aa, siz imajinasyon olarak onu hayal edeceksiniz. Nasıl bir şey olduğunu.
İmajinasyon. Misafirleriniz de ne kadar şey. Kibar. Herkes böyle uzaktan göz kırpıyor ama kimse sessizlikte yankılanıyor diye. Yüksek sesle konuşmuyor. Hadi yapsana. Hadi ya. Biz böyle oturduk ayıptır ya. Çok uzun sürmesin Serra. Boş ver. Biraz soyut olsun. Biraz soyut zaten. Başka türlü olamaz. Enteresan bir şey oldu gerçekten. Bitti mi? Bitti mi? Gelip bakabilir miyiz? Gelip bakabilirsiniz. Hazırsanız. Hazır mısınız? Yetenek diye buna derim ya. Kime yaptırdınız? Şu üstüne okursam. Tabii canım. Tam şaka mı değil mi mantı? Evet. Ya tamamı şaka mantı. Evet. Olaylar tamamı şaka. Ha sen de varsın işin içinde. Hepsi birer şaka. Hepsi birer şaka. Yani bu Fransız kültüründen dolayı. Tamam. Işte. Benim Fransızca konuşmam falan. Hepsi. Şey. Ne istiyorsunuz benden ya? Bunu sana uygun gördük. Çok ama güzel. Büyük meşakkatli ressamımız bu resimleri yani. Çizdi bir üç günde. Ben bu resmi gerçekten almadım mı? Al istiyorsan. Al istiyorsan. Sana hediyemiz olsun. Çocuklar yararına falan hikaye mi? Almayayım ben. Performans nasıl ama? Tebrik ederim. Ya bak içeride utançtan öldüm. Ben nasıl gülerim? Çok ayıp ettim falan filan. Bak dalağa bizde şöyle denir. Dalağa gevşek düşük ya da yani. Dalağa düşük derler. Ben en sağlam. Beni güldüremezler kolay kolay. Ama bak ağladım gülmekten yani. Ne dedim ki? Ataya burada patlattık dedim şakayı yani. Burada bitti her şey dedim. Seni Allah orada onu horoz gibi oklayacaklar. Ben çocuk batırdı ortalığı. Peki niye böyle bir şaka yaptınız? Konsept mi? Konsept yeni bir program bu. Tamam. Hayırlı olsun. Çocuk batırdı ortalığı. Bu işte bir iş var. Lan bu olacak şey değil yani. Evet. Hep arkadaşları vardır. Uluslararası. Dedim benim de sevdiğim ve tanıdığımız arkadaşlarımızdan, ortak arkadaşlarımızdan birini getiriyor buraya dedim. Önce aklıma Ferzan Özpetek'i getiriyor dedim. Hani film çekiyorlar. Sonra Luca diye bir arkadaşımız var İtalya'da ressam. Acaba o mu geliyor? Veya kendi arkadaşlarından biri. Mutlaka dedim yani böyle international bir people geliyor buraya dedim. Ve geldiğimde de şaşırmadım o yüzden. Fransız işte kültür ateşesi falan filan deyince. Fransız kültür ateşesi. Sen ne acayip bir insansın ya. Resimleri görünce hani çocuklar yararına demese uyanırdım da. Çocuklar yararına deyince hani evet olabilir. Yani çocuklar yararına o zaman bizim de bir faydamız olsun şeklinde. Bir takım ihtiyaç durumunda olan çocuklar için satışa çıktı. Ben bunu beğendim. Bir de bunu beğendim. Savcıydı. Vallahi bu resmi diğerlerinden daha çok beğendim. Çünkü şuradaki şey var ya, yaldız gibi bir şey kullanılmış, pul gibi. Bari dedim bunu alayım hani en azından. Aldın mı? Vallahi mi aldın? Bravo, tebrik ediyorum. Ben de bunu aldım. Performanstan önce ağzıma da çok şaşırdım. Bir anda çatır çatır bir Fransızca kafaya kafaya falan. Bütün gün biz burada çünkü bambaşka bir dil konuşuyoruz. Hiç bilmiyorum bu adamı Fransızca böyle konuştuğuna falan. Hadi çok şaşırmamış gibi yaptım falan ama performans da artık ilk koptu yani. Çok ayıp bir sanatçının performansı sergilenirken başka bir sanatçı gibi birisine birinin gülmesi. Ama dayanılacak gibi değildi. Sinirim bozuldu yani. Çünkü buradaki, bu yöredeki teyzeler geldi hep aklıma yani. Onlar olsaydı, mekanın içinde falan filan. Nasıl olsa bip dersiniz oraya. Yani öyle bir duyguya geçtim. O yüzden yarıda kaldı sinir. Sinirlen bozuldu. Ya orada da böyle soyut böyle işte Ata yazar, Demet yazar bir imza atar falan gibi. Orada da uyanmadım.
şeye kadar uyanmadım yani. Gördükten sonra da çok uyanmadım. Demet abla böyle bir baktı. Sen daha kavramadın galiba falan filan deyince. Ya ben onu da Serra'nın şakası zannettim. Yetenek diye buna derim ya. Şu üstünü okursan. Tabii canım. Ne? Tam şaka mı değil mi mantığı? Evet. Ya tamamı şaka mantığı. Evet. Olaylar tamamı şaka. Ha sen de varsın işin içinde. Ama çok güzel bir hatıra oldu benim için. Hayatımda bana ilk kez biri böyle bir şaka yapıyor. Güzel, hoşuma gitti. Zaten bu insanlardan bekliyordum böyle bir şeyler. Kolay kolay yemem. Ama... Çok tatlısın. En çok da kültür ateşisi. Kızlar yararına falan hikaye mi? Onu almayayım. Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. Aramızda.